Efendim merhabalar, iyi akşamlar Habertürk ekranlarından. Mehmet Akif Ersoy ben. Seçim 2023 programında bu akşam konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, aynı zamanda İstanbul Milletvekili Sayın Engin Altay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Nasılsınız efendim? Çok iyi, çok iyi. Neden keyifli. Çok iyi? Mutluyum. İstanbul'da yaklaşık 10 gündür geziyoruz, dolaşıyoruz ilçelerimizi, 3. bölgede özellikle. Vatandaşlardan aldığımız, gördüğümüz ilgi, vatandaşların bize olan alakası, o sıcak bakışları, o gözler üzerinden verilen mesajlar beni çok mutlu kılıyor doğrusunu isterseniz. Bir, yani mesela geçen seçime göre, geçen seçimde İstanbul'daydınız, evet. Sahadaydınız. Değildim. Geçen seçim ben Cumhurbaşkanı adayımızla Türkiye'ye geziyordum İstanbul'da. Ha, ama İstanbul'da dolaşmadınız sonra. Ama yerel seçimlerde dolaştım tabii. Yani bir fark var mı? Çok. Ne gibi bir çok. Fark var? Bir değişim, bir yenileşme arzusunu, bir değişim arzusunu daha ziyade toplumun tüm, yani İstanbul'da örneklersek Bakırköy'de de görüyorum, Bağcılar'da da görüyorum, Güngören'de de görüyorum, Çatalca'nın köylerinde de görüyorum. Ben bu bölgenin 8 senedir milletvekiliyim ve bölgeyi gezen de biriyim. Yani vatandaşların içinde olmayı da severim, sahaya inmeyi severim. Ankara'daki görevler biraz elimizi ayağımızı bağladı ama yani son yerel seçimlere göre, geçen seçimde hiç gelmedim değil tabii. Ama 8 yıla baktığım zaman ben partinin grup başkan vekili olarak 3. bölgede özellikle, aslında genelde bazen başka bölgelerde geçiyoruz ama bize yönelik vatandaşlarda çok samimi, çok sıcak bir güven ve ilgiyi, bir beklentiyi. Daha önceden farklı evet, diyorsunuz. Çok yani. Net söylüyorum. Bunu inanın samimi söylüyorum. Politika yapmak için, bizim partililerimize umut vermek için, CHP'nin oylarını, Millet İttifakı'nın oylarını yükseltmek için yani söylemiyorum. Ama bunu çok net görüyorum. Neye bağlıyorsunuz? Yani şu tabii, yani bu hükümet, bu iktidar Türkiye'yi çok yordu. Vatandaş gerek ekonomik sorunların altında inim inim inliyor. Bir yandan da sosyal kültürel süreçler bakımından da toplumdaki o kutuplaşma, ayrışma, siyasetin o kaba, yaralayıcı dili vatandaşlarda bir değişim arzusunu öne çıkardı. Artı bu 2018'de geçtiğimiz bu bizim ucube sistem dediğimiz tek adam sisteminin Türkiye'nin işine yaramadığını, vatandaşın derdine derman olmadığını, vatandaşın sorunlarının biriktiğini, katlandığını, borçlarının arttığını, refah seviyesinin düştüğünü vatandaş somut yaşadı. Bugün Güngören pazarında elime 4 tane soğan aldım, biraz irice. Dedim ki kardeş kaç lira soğan? 25 lira. Tanesi 6,5 lira. 2 tane iri patates aldım elime. İkisi neredeyse 1 kilo yani. Kaç lira patates? 20 lira. Dedim ki Ahmet abi bak bu 10 lira dedim. Bir tane patates. İş buraya gelmiş. Pazarcı da şikayetçi. Pazarcı da şikayetçi. Yani çünkü pazarcı da aslında kazanamıyor. Tarladaki hep şikayetçi zaten. Yani alıcı, tüketici, şikayetçi. Yemin ederek söylüyorum, pazarın İstanbul'un semt pazarlarını bilirsiniz. Boydan boya bir sokak kapanır. Bir ablamız çıkıyordu. Emekli öğretmenmiş. Bir tekerlekli sepeti var, pazar sepeti. Hemen hemen boştu. Dedim ne oldu işte sepet? Bu kadar dedi. Üzüldüm. Yani pazarcı esnafı bizi tanır. Çünkü pazarcı bugün Güngören'de, yarın Bayrampaşa'da, öbür gün atıyorum başka bir ilçede, Bakırköy'de. Biz siyasetçiler de pazar gezmelerini severiz. Onlar tanır ama mesela hani ilgili diyorsunuz ya. Mesela ben bugün bu sabah, hatta yağmurlu bir havaydı, erken saatlerde Güngören pazarında vatandaşlarla karşılaşıyoruz. CHP'liler zaten Engin Bey diyor ama yani CHP'ye bugüne kadar oy vermemiş o abiler, ablalar, kardeşler şöyle yapıyorlar yani bu sefer tamam, bu sefer vereceğiz. Öyle bunu mi? Çok duyuyorum. Bu sefer vereceğiz. Tepki görüyor musunuz hiç? Hiç görmedim. Özellikle ben, evet. HDP üzerinden ki birkaç sorum olacak birazdan. Tabii tabii. O yönde size gelen eleştirilerin sahaya bir yansıması var mı? Yani Bağcılar bizim düşük oy aldığımız bir ilçedir. Güngören bizim görece düşük oy aldığımız bir ilçedir. Buralarda gezdim. Yani diğer ilçelerde de geziyoruz. Avcılar'da, hepsinde yani. Alacaksam orada almam lazım. Almadım. Bilakis çok saygılı insanlar. AK Partililer de... AK Parti seçmeni... AK Parti seçmeni bırakın. AK Parti standlarına da biz uğrarız.
Öyle mi? Tabii. Şimdi bizim İstanbul'u bilenler bilir. Mesela Esenyurt Meydanı seçimlerde şöhretlidir. Yani panayır yeri gibidir, festival yeri gibidir. Bakırköy Meydan biraz öyledir. Avcılar'da böyle bir yer var. Mesela ben Esenyurt Meydanı'nda oradaki bütün partilerin standlarını gezdim. Çok teşekkür ediyorum AK Partili kardeşlerimize de. Çok nazik, çok saygılı. Onlara da başarılar diledim. Yeşil Sol Parti'ye de gittim. Onlara da başarılar diledim. En son bizim partimizin standında partilerimizle sohbet ettik. Hatta orada şunu söyledim. Yani Türkiye savaşa gitmiyor dedim. Türkiye seçime gidiyor. Siyasetin dilini sertleştirmenin bir alemi yok. Muhalefete 3-5 oy fazla alacağım diye din istismarı yaparak, terör istismarı yaparak, iftira atarak kimse bir yere varamaz. Belki ilerleyen dakikalarda değiniriz. Son 3-4 günde Tayyip Bey'in, Fuat Oktay Bey'in, Bekir Bey'in ve en son Numan Bey'in söyledikleri milletin aklıyla alay etmekten başka bir şey değil. Yani Sayın Genel Başkanımız bugün çok güzel söyledi. Bunlar eski Orta Doğu politikaları, politika kafası dedi. Yani böyle milletin aslında artık inanmadığı, kabul etmeyeceği, hadi canım oradan diyeceği şeylere sarılır, tutunur hale gelmiş bir AK Parti görüyorum maalesef. Sahada aldığınız, baktığınız, gezdiğiniz, dolaştığınız seçimin ilk turda biteceğini düşünüyor musunuz? Yoksa ikinci tura kalır gibi bir senaryonuz var mı? O 15 gün nasıl geçer? Doğrusunu isterseniz siyaset... Konuşuyor musunuz yani? Arada konuşuyorsunuz. Tabii. 15 gün... 15 günü çok konuşmuyoruz. Mutlaka genel merkezde seçim koordinasyon kurulu komitemiz de, ben de oranın üyesiyim. Bu ara tabii orayı bıraktım ben tamamen. Ama biz... biz ve ben bu seçimin ikinci tura kalacağına ihtimal vermiyoruz. İlk turda Sayın Kılıçdaroğlu kazanacağını öyle öngörüyoruz. Tabii mutlak demek mümkün değil. Siyasette her şey mümkündür, hiçbir şey imkansız değildir. Ama veriler ve bizim saha gözlemlerimiz bunu gösteriyor. Biz tabii sırf ben İstanbul'a yetinmiyorum ki. Akşam gidince Anadolu'yu arıyorum, aday arkadaşlar arıyorum, il başkanlarımızı arıyorum, nedir hava diyorum, miting yapılan illeri arıyorum, ne kadar şey diye. Ama bugün işte bütün mitingler Sayın Genel Başkanımızın olsun, Sayın İmamoğlu'nun, Sayın Yavaş'ın birlikte yaptığı ya da ayrı ayrı yaptığı mitinglerde muhteşem bir şey görüyorum ben. Bir enerji birikiyor. Peki miting sorayım o zaman. Evet. Madem enerji birikiyor dediniz. Mesela İYİ Parti'nin bugün Erzurum'daki mitingi, yani tabii İYİ Parti'yi birbirine sormak gerekir ama sonuçta ittifak içerisindesiniz. CHP bu mitinglere destek vermiyor anladığım kadarıyla. Yani beraber hareket etmiyorsunuz. Kalabalık değildi diye görüntüler servis edildi. Ben de baktım, hani çok gerçekten böyle bir kalabalık yok. Daha önce benzer başka yerlerde de benzer durumlar oldu ve bunlar konuşuldu. Sahada siz de takip ediyorsunuzdur bunu. Evet. Beraberce bir hareket etme durumu yok. Var. Varsa niye böyle? Yani niye desteklemiyor teşkilatlar birbirini ve yani ittifak içerisinde mesela Deva Partisi, Gelecek Partisi, Sayın Babacan dedi ki bizim tüm seçmenimizin işte 1/3'ü CHP'ye gider dedi. Biz şeyi de konuştuk, bu amblem yok sonuçta, evet. Neye oy verecekler, evet. Falan. Bunlar böyle sahadaki bu durum, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, onlar da çalışıyorlar mı, ne kadar çalışıyorlar? Sonuçta siz listelere koydunuz onları. Evet. O partiler hiç yok. Evet. Kendilerini de şey yapamayacaklar, göremeyecekler. Oy oranlarını da bilmeyeceğiz. Onu bilmeyeceğiz. Bu bir avantaj mı, dezavantaj mı? Ben onu çok dezavantaj görmüyorum. Şuradan başlayalım isterseniz, Erzurum'dan başlayalım. Buyurun. Şimdi bizim ittifak kombinasyonumuzda şu var. Yani biliniyor ama hızla söyleyeyim. Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partisi seçime girmiyor. Bizim listelerden giriyor. Bugün Beşiktaş'ın buraya gelirken Beşiktaş'ta bir billboard gördüm. Bizim partiden verdiğimiz, Deva Partisi'ne verdiğimiz kontenjan adayı bir billboard yapmış. Sayın Ali Babacan'ın resmi var. Kendi genel başkanı. Kendi resmini koymuş. Ortalarına da Birleşik Oy Pusulası'ndaki CHP logosunu, evet mühürü basılmış. İşte o bu yolla Deva Partisi seçmenine, tabanına bir mesaj veriyor. Biz buradayız diye. Şimdi eskiden
Bu kombinasyon 1970 seçimlerinde olsa bunu millete anlatana kadar seçim geçer biterdi. Ama şimdi her şey telefon yanında değil, telefonun içinde ucunda, sizde ekranlarda. Yani Deva Partisi'ne samimi olarak oy verecek her seçmen, oy vermeyi planlamış, düşünmüş her seçmen ve Deva Partisi kadroları şimdi Deva Partisi'nin milletvekili adaylarının CHP ambleminin altında olduğunu biliyor. Aynı şey Saadet Partisi için, aynı şey Demokrat Parti için ve Gelecek Partisi için de geçerli. Hal böyle olunca, eli gitmeyecek devalı var mıdır? Ali Babacan belki samimi bir şeyde bulunmuş, gözlem, bir tespitte bulunmuş. Ama 1/3 değil de belki 1/5'tir o. Ben çünkü Deva Partisi'ne oy verecek, Deva Partisi'ne oy verme kararlılığındaki seçmen, Deva Partisi'ne oy verme kararlılığına boş yere gelmedi. 21 yıllık zulüm iktidarından bezdiği için geldi. O seçmenin artık gidip geri dönüp, ya burada Deva Partisi yok kardeşim deyip AK Parti... nin altına mühür basacağına inanmam. Şey yarım kalmasın. Erzurum'da. Biz İyi Parti ile 16 ilde fermuar işbirliği yaptık. Evet. Yani 9 ilde İyi Parti seçime girmiyor. Birinci sıra adaylar bizim, ikinci sıra adaylar İyi Parti'nin adayları. 7 ilde de biz girmiyoruz. Birinci sıra İyi Parti'nin, ikinci sıra bizim. Erzurum'da ikimiz de giriyoruz ayrı ayrı. Şimdi öyle olunca, şimdi seçime ayrı girilen illerde biz istesek de ya da Sayın Akşener istese de kendi tabanını partner partinin mitingine yollayamaz, gitmez taban. Çünkü o aday çıkarmış, çalışıyor kadrolar. Ben oraya gidersem orada daha güçlü görünür, benim adayım riske girer diye düşünür. Örgütlerin İyi Parti bakımından da, bizim CHP bakımından da burada ben bir endişe, sıkıntı görmüyorum. Ama mesela Sayın Genel Başkanımızın mitinglerinde İyi Partililer de, diğer partililer de görüyoruz. Sayın Akşener'in mitinglerinde de Cumhuriyet Halk Partilileri görüyoruz. Orada bir sorun yok. Erzurum mitingini ben görmediğim için, müsaade ederseniz o konuda mitingin nicel şeyiyle ilgili bir yorum yapmayayım ama olabilir. Bazen yani şey olur. İyi Parti'de bir mesela düşüş olduğu konuşuluyor. Bu masadan kalkıp oturduktan sonra siz nasıl gözlemliyorsunuz bunu ve mesela yüzde kaç bekliyorsunuz Deva, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nden? Ona cevap veririm. İyi Parti'de düşüş olduğu görülüyor, söyleniyor. Sorunuzdan ilgili benim yorum yapmak haddim olmaz ama ben İyi Parti, hani dedim ya, her ilçede partilerin standlarına, ortak meydanlardakilere gidiyoruz diye. Ben İyi Parti standlarına gidiyorum tabii ki. İyi insanlara geldik diyorum, onlarla kucaklaşıyorum, fotoğraf çektiriyoruz falan. Kadrolarını dinamik görüyorum, enerjik görüyorum İyi Parti örgüt kadrolarını. Çalışıyorlar. Bir moralsizlik. Sahada görüyor musunuz İyi Partilileri çok? Şimdi seçmen şöyle yapıyor. Seçmen de şöyle bir, bizim insanımız hakikaten el öpülecek insan bizim toplumumuz. Yani İyi Partili bana şunu demiyor tabii. Orta Asya bir şekilde bir ittifakız. Bir atıyorum, bugün yürüyorum diyelim ki Avcılar'da, Esenyurt'ta, Bağcılar'da neyse. Bana merhaba diyor. Kolay gelsin diyor mesela. Ben İyi Partiliyim falan diye tabii bunu vermiyorlar. Hı. Eskiden bu verilirdi biraz, daha evvelden. Yani kendini şey yapardı, ben İyi Parti falan yaparlardı. Onu ben nezakete, çünkü onun da adayı var, partisinin milletvekili adayı var. O bakımdan öyle önümüze çok gelmiyor. Bu gelmeme sebebini de, şimdi ortaklık var Cumhurbaşkanlığı noktasında. Biraz oraya bağlamak mümkün. Daha evvel biliyorsunuz, İYİ Parti ile Millet İttifakı vardı ama Cumhurbaşkanı adayları konusunda bir ayrışma vardı. İki aday vardı. Sayın Akşener de adaydı. Hı hı. O zaman onlar daha bir böyle kendilerini de ön plana çıkarma gayreti içindeydi. Şimdi onun için ortaklık noktasında daha böyle mutedil görüyorum. İYİ Parti'nin böyle bir oy kaybını doğrusunu isterseniz ben sokakta görmüyorum. Ama bir oran ver derseniz vermem. Sorunuza gelince, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin seçmeni diyelim, kadroları şüphesiz verecektir ama seçmeninde oyu tümünü %100 alır mıyız derseniz, alır mısınız diye, ya da ne kadar gelir derseniz, şimdi anketler %2 artı eksi zaten hep gider. Şu anda Deva Partisi'nin seçime ilk defa girecek, Gelecek Partisi ilk defa girecek, Saadet Partisi girdi seçimlere, evet, biliyoruz. Demokrat Parti geçen seçimde yoktu. Bu partilerin oyları şudur demek çok zor. Yine yani, öğrenmeyeceğiz ama.
Yani anda. Şimdi biz şunu bilemeyiz. Beklentiniz ne? Yani ne kadar? Ben oradan diye oradan mutlaka hesaplıyorsunuz. Tabii tabii yani benim yani en azından benim bir öngörüm var. Yani nedir o öngörü? Yani ben oradan 4'ün altına düşmeyecek bir oran bekliyorum. Yani 4'ün altına düşmeyecek. Sayın Babacan'ın dediğini tabii samimi şeyler, siyasetçiler bazen böyle samimi konuşurlar. İşte orada iyi niyetle doğal olurlar. İşte bu siyasetçinin ağzından çıkan her şey çok önemli. Yani ne söyleyeceğin değil de ne söylemeyeceğini bileceksin denir siyasetçiler için. Orada belki bir gerçeğin altını çizdi. O şudur, doğrudur da şöyle doğrudur. Yani oy çek değildir. Hani var ya çek alıyorsun, bu senin, evet, bana verilmiş. Arkasına bir imza atıyorum, ciro ediyorum yani. Çek sizin oluyor. Ama oyu bir çek gibi ciro edemez. Hiçbir lider edemez. Yani biz de edemeyiz. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine bir ilde örneğin biz seçime girmedik, bütün oylar şuraya diyeceğiz. Seçime girmediğimiz iller var. Sayın Akşener de o 9 ilde diyecek ki buralarda oyumuz şuraya. Teşkilatlar mesela hani kapı kapı geziyorsunuz ya. Evet. Ya o girmediğiniz illerde CHP teşkilatı geziyor mu ve gezip insanlara şunu mu diyorsunuz? Yani CHP değil İYİ Parti'ye oy verin. Ya da İYİ Partiler öyle mi bizim diyor? Genel merkez. O irtibat yani vatandaşa nasıl yansıtılır? Biz televizyonda konuşuyoruz tamam da. Yani orada o kapıda o diyalog nasıl oluyor? Onu anlatayım. Şöyle ben o illere gitmedim. Yani İstanbul'dan da çok ayrılmak istemiyorum. Ya Saadet Partisi yönünden de düşünebiliriz. Buradan vereceğim. Evet. İstanbul'da da aynı şey. Ben mesela Güngören'i gezerken bugün hem esnafını hem pazarını hem muhtarlarını yanımda Saadet Partisi ilçe başkanı, gene iki yöneticisi, Deva Partisi Güngören ilçe başkanı, bir yardımcı arkadaşı, Cumhuriyet Halk Partimizin ilçe başkanı ve bizim partili kadrolarla gezdim. Ve onlara da zaten bir yere gittiğimizde onların da rozetleri burada duruyor. Ve birlikte oy istiyoruz. Saadet Partisi ilçe başkanı diyor ki İstanbul milletvekilimiz Engin Bey geldiyse merhaba diyor falan filan. Bunu böyle Saadet Partisi seçmeni bunu kanıksamış durumda mı? Vallahi kanıksamış. Ben Türkiye'de çok hakikaten değişik bir atmosferde seçmeni evet, diyoruz. Bu işaret hem rahmetli Erbakan'dan Türkiye'ye biraz hem Twitter'da da tabii şu emoji işleri var ya. Evet. Şimdi eskiden ben İstanbul sokaklarında gezerken bana bizimkiler hep böyle yapar. Yani bize oy verecekler, böyle yaparlar ya da böyle yaparlar falan. Bu ara bundan çok karşılaşıyorum. Neye yorarız bilmem. Yani siz yapıyor musunuz öyle? Karşılık olarak? Tabii yapıyorum. Yani ne mahsuru var. Yani bununla, bu işaretle bu ara çok karşılaşıyorum. Bir şey daha biraz konuşuyoruz. Seçmen de şunu da görüyorum. Mesela bir kalabalıktayım ya. Biri geliyor kulağıma ama kulağıma. Merak etme tamam diyor. Eskiden böyle denmezlerdi. Niye kulağınıza diyor? İşte o henüz gizliyor kendini seçmen. Hmm. Evet yani iktidar ya oğlu bir devlet dairesindedir ya bir şeydir. Gizliyor. Merak etme tamam bunu çok duyuyorum. Şu hareketler çok var şimdi. Direkt böyle yapmıyor ya. Şöyle çak, göz göze geldiğim anda. Öyle şu, tabii tabii. Tabii güzel yani keyifli sağ iyi. Peki tipe oy kayar mı CHP'den? CHP'den tipe oy kaymaz. Niye kaysın? Siyasette örgüt teşkilatlarımız tabii bu dönem biz şaka değil yanlış bilmiyorsam 40'ın üstünde 4 partiye milletvekili listelerimize çok seçilecek sıradan. Belki bu 55'i bulacak. Ona tepki aldınız mı CHP içinden? İşte onu söyleyeceğim. Ben bizim CHP örgütü çok dinamik bir örgüttür aslında biliyorsunuz. Evet. Ve hakkını arayan bir örgüttür. Tabii onu diyecektim yani. Ya Allah hepsinden razı olsun. Ciddi kapıdanma bekleniyordu ve kriz bekliyordum. Ben bekliyordum. Siz de bekliyordunuz. O gece biliyorsunuz o adayların belirlendiği gece ve sabah hemen sonrasında işte PMMYK falan süreçlerinden sonra oturdum dedim ki biz bunu bu örgüte nasıl anlatacağız? Yani düşünün İstanbul'da her bölgeden 4, 5, 6... Çankaya'da Sadullah Ergin çok tartışıyor. Evet. Bir milletvekilini vermişiz. Bizim örgütün bekçileri var. Yani ben hep derim partinin direği ilçe başkanlarıdır, ilçe örgütleridir. İldir, teşkilatlardır. Oradan arkadaşlarımız istifa etmişler idi aday olmak için. Çok da haklarıdır. Her dönem birkaç ilçe başkanının milletvekili olması gerekir. Dedim ki ben şimdi İstanbul'a gidip bu örgüte ne diyeceğim dedim. Hepsine minnettarım istisnasız. Kimse. Gerçekten. Gerçek diyorum. Bak beni tanırsınız. Bilirim.
Gerçekten samimi söyleyeyim. Bir kişi de ya Engin Bey nedir bu kardeşim? Demedim. Bu öyle bir haksızlık olabilir mi falan. Bir kişiden duymadım. Çünkü herkes şunu biliyor. Bu bir ilk. Bir ilki yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bir Millet İttifakı şemsiyesi açmış Kılıçdaroğlu. O şemsiyesinin altına yıllarca münakaşa ettiği, tartıştığı partileri toplayabilmiş ve onlarla birlikte Türkiye için, artık ekonomimiz için, demokrasimiz için, yargı bağımsızlığı için bizce bir tehdit olan tek adam yönetimine karşı güç ve işbirliği yapılmış ve bu sebeple bu 6 genel başkanın güç ve işbirliğini bozmamak adına herkes herhalde şöyle bir atasözü gibi oldu bu bizim parti bakımından. Kan kusarım, kızılcık şerbeti içtim derim gibi bir mantık, psikoloji içinde herkes Türkiye'nin kurtuluşunu bekliyor. Biz de arkadaşlarımız, teşkilatlarımız bakımından. Seçmenin öyle bir derdi olmaz zaten. Evet, yani seçmen oyunu verecekse Bay Kemal'e verecek. Efendim seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin alt okunun altına mührü basacaksa basacak. Diğer partilerin seçmenleri de partim böyle bir karar almış deyip oraya oy verecektir. Yani Ali Babacan'dan umudu olan seçmenin, şimdi Sayın Ali Babacan'dan ekonomi adına ya da şu adı bu bir şekilde Ali Babacan'a umut bağlamış, Deva Partisi'ne gidip kaydolmuş bir seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermekten imtina etmez. Çünkü ona umut bağlamış. Sayın Davutoğlu'na umut bağlamış bir seçmen bize oy vermemek suretiyle Sayın Davutoğlu'nun siyasetinin önüne bir engel, ona bir zarar vermiş olur. Sayın Temel Karamollaoğlu'na, tabii Saadet Partisi bir misyon partisi, Saadet Partililerin bir dava partisi neticede, bir kültürleri var onların. Sayın Karamollaoğlu, ben onların kurultaylarına da gittim. Bana gösterdikleri özel ilgiden dolayı da çok teşekkür ederim son kurultaylarında. Bence imtina etmeyecekler. Etmeyecekler. Kafası karışık, kararsız seçmen. Yani Babacan'a oy verebilirim noktasındaki ya da Davutoğlu'na vesaire oy verebilirim diyen o seçmenler belki o tereddütü yaşar. Ben öbür türlü bir tereddüt beklemiyorum. Zira bu Millet İttifakı'nın birçok hani yıllarca münakaşa ettiğimiz partiler dedim biraz önce. Çok önemli bir ortak özellikleri var. Yani her yerde söylüyorum. Bu 6 liderin en büyük ortak özelliği nedir diye soruyorum. Herkes kendince bir şey söylüyor. Tamam bunlar doğru da diyorum. En büyüğü şu diyorum. Bunların hiçbiri siyasetten zenginleşmedi diyorum. Dolayısıyla bunlar siyaset bana ne verecek değil, ben topluma ne vereceğim mantığıyla, diskuruyla hareket ediyorlar diye de düşündüğüm için bu yönüyle de içim rahat. Yani bir şunu tartıştığınızı biliyorum siz medyanın kendi aranızda. Ya bu 4 parti CHP'ye ne katar? Matematiksel olarak orta yerdeki vardır. Yani şöyle söyleyeyim müsaadenize. Bundan bu iki eder. Yani birleşirse. Ama bunlar birleşince bunun sinerjisiyle bu üç eder gibi. Bu siyasette bu çok şeydir. Böyle de buna peki, bakılabilir. Senaryo tersi olursa seçimi kaybedersiniz. Biz. Kaybederseniz eğer. Evet. Diyelim, tersi olursa. Diyelim ki. Nasıl bir, yani şöyle bir mesela dağılma olur mu? Tepkiler ne olur? O süreci nasıl yönetirsiniz? Hiç bunu düşündünüz, konuştunuz mu? Seçim kaybetme senaryosu üzerine hiç yani şöyle olur bu aşamadan sonra dediğiniz bir şey var mı? Şöyle. Birlikte hareket edebiliyor olabilir misiniz? Onu sorayım. Kaybederseniz. Yani bu sayın genel başkanların ve partilerin yetkili kurulların alacağı kararlarla ilgili çok boyuma aşan laflar etmek istemem. Ama bu kombinasyonda biz bu seçimi kaybediyorsak bu kombinasyon zaten yanlış kurulmuş bir kombinasyondur bana göre. Yani ondan sonra da bu güç ve işbirliğini sürdürmenin anlamı yoktur. Sürdürülebilir de olmaz zaten. Olmaz. Gerçekçi konuşmak lazım. Kaybederseniz dağılır. Ama kazanırsak... Kazanırsanız dağılır mı? Hayır, kazanırsak dağılmaz. Yani bakın, kriz bu, çıkar mı? Ha işte Sayın bu, ya, iyi ki bunu sordunuz. Çünkü şöyle bir şey de var. Efendim Deva Partisi'nin şöyle meşhur bir iktisatçısı var. Hatta Ali Babacan isimlendiriliyor orada, Sayın Ali Babacan. CHP'nin şöyle meşhur iktisatçıları var. İşte İyi Parti'nin işte şu meşhur iktisatçısı var. Gelecek Partisi'nde bu var. Bunlar ekonomiyi yönetemez. Öyle değil. Keşke yanımda götürseydim. Şimdi bizim bu altılı masa 3 tane belge yayınladı. Mühim belge. Evet. 3 mühim belge. Birine ortak politikalar mutabakat metni. Şimdi bu mutabakat metninin metni 9 ana başlıktan oluşuyor. 75 alt başlık var. 2300 somut hedef var. 2300. Şimdi mesela ekonomi, finans, istihdam.
9 ana başlıktan biri bu. Şimdi ben de dedim ki onlara, bu 6 partinin iktisatçıları, sizin o konuştuğunuz şöhretli iktisatçıları bir senedir tartışıyor zaten. Artık tartışmayacaklar. Ortaya da bir ortak politikalar mutabakat metni çıkmış. 9 ana başlık, 75 alt başlık, 2300 alt, 75 ara başlık, 2300 somut hedef koymuşlar. Bunlar ne yapacağını biliyor. Oturup tartışılacak bir hal yok. İster başında Sayın Babacan olsun, ister Öztürk olsun, isimlendireyim madem, ister Bilge Bey olsun, ister bir konsorsiyum olsunlar. Tartışma bitti. Orayı bitirdik. Bir yıldır tartıştılar çünkü. Yani oturup da şunu şöyle mi yapsak demeyecekler. Planlandı her şey. Ya sorayım mesela somut. Libya'ya tezkere gelecek önünüze. Evet. İyi Parti diyecek ki evet diyelim. Siz diyeceksiniz ki ne diyeceksiniz? Şimdi bakın Libya meselesinde. Ya mesela yani herhangi bir. O hep vardı. Yani bizim geçmişte. O nasıl olacak? Biz kazanınca. Kazanınca nasıl olacak? Orada tabii Cumhurbaşkanlığı bu sistem bitene kadar ben bu sistemin de çok hızlı bir şekilde ikmal edilmesini yani geçiş sürecinin tamamlanmasını isteyenlerdenim. Orada Cumhurbaşkanlığı kabinesi olacak ama 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Sayın Cumhurbaşkanı aslında bir adeta bir üst kabine gibi olacak. Bunu kabul edelim. Doğrusu da budur zaten. Çok değil mi 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı? Türkiye'nin derdi o kadar çok ki. Öyle mi? Yani evet, onun için bence çok değil. Tayyip Bey bunu bir kişiyle götürdü ama Tayyip Bey aslında belki onu bile yapmak istemezdi de işte bazı şeylere o imza atsın diye yapmıştı. Tayyip Bey her şeyi tek başına yapmak istiyor. Onun için sorun çıkıyor zaten. Çok değil. Türkiye'de bakın 9 ana başlık diyorum size. Yani ortak politikalar mutabakat metninde. Bunların başka hususlar da var. Bunlarla ilgili hepsinin şeyi olacak tabii. Her gün kabine toplanmıyor. Tayyip Bey 15 günde bir topluyor kabineyi. Sayın Kılıçdaroğlu kaç günde bir toplayacak bilmiyorum. Ama bunlar sık toplanacaklar. Sık toplanacaklar. Dolayısıyla iktidar olduğumuzda Libya'ya tezkere geldiğinde bu 6 genel başkan, iki de diğer Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'la bir ön istişare yapılır. Ön istişare yapılır. Zaten bu konuların tezkereye gönderecek olan kim? Onlar zaten. Orada bir ayrışma olmaz. Ben şeyi anladım. Hani muhalefette bizim evet dediğimiz İYİ Parti'nin hayır dediği işler olmadı mı? Oldu. Bu normaldir. Ayrı partileriz. Bazen olur. Ama devleti yönetirken olabilemez. Mümkün değil. Olursa devlet yolun ortasında bozulmuş bir araba gibi kalır orta yerde. O orada olmaz. Onda bir tereddüt duymuyorum. Yani seçimi kazanırsanız da bir kriz çıkacağını düşünmüyorsunuz ama hiç kaybederseniz dağılacağınızı. Yani doğal olarak. Kaybettikten sonra bir yanlış yapılmıştır. Millet ittifakına bize devleti sevk ve idare etme yetkisi vermiyor ise, vermemiş ise ummam ve zannetmiyorum böyle bir şeyin olacağını ama burada artık ya bunu bir daha zorlamanın alemi yok. Başka işlere bakılır o zaman. Çokça konuşulan şeylerden birisi şu HDP ile olan ilişkiniz üzerinden işte HDP'nin de terör örgütü PKK ile olan doğrudan ve dolaylı ilişkisi üzerinden eleştiriliyorsunuz. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu çok net bugün de terörle mücadele konusunda mesajlar verdi. Hatta bu aralar herhalde daha çok bilmiyorum parti içinde böyle mi konuşuluyor ama bir bu alanda mesajlar da veriliyor. Ben Özgür Özel'e de bunu sormuştum, size de sorayım. Libya, Rusya-Ukrayna savaşındaki pozisyonu Türkiye'nin, Karabağ meselesi, Azerbaycan, Katar'daki üsler, Somali'deki üsler, Türkiye'nin Suriye ve Irak politikaları. Buralarda köklü değişiklik beklemeli miyiz? Yoksa bunlar devlet politikalarıdır ve biz bunları aldığımız yerden devam ettireceğiz mi diye bakıyorsunuz? Büyük çoğunluğunu, yani şöyle, Akdeniz, o Akdeniz, Mavi Vatan, Kıbrıs, Mavi Vatan, Suriye meselesi, Azerbaycan, Karabağ meselesi, Ukrayna, Rusya savaşı, Karadeniz, hatta Ege Adaları. Bunların parti politikası yapılması Türkiye için bir felakettir. İşte Türkiye bazen onun için de büyük sıkıntılar yaşadı. Parti politikasına çevirdi Sayın Erdoğan. Biz burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleneksel bir dış politika çizgisi var. Bir diskuru var, bir rotası var. Rotada birinci şey şu bir kere. Bir ulusal egemenlik meselemiz var ama onun ötesinde ülkemizin bölgedeki çıkarları,
Dış politika her devlet bakımından kendi çıkarlarının esası üzerine, öncelenmesi üzerine kurulan bir iştir. Bu kendi çıkarlarını öncelerken eğer konu bölgeselse bölge barışına da dikkat edersin. Konu daha globalse global barışa da dikkat edersin. Biz şimdi kimseyle kavga etmek istemeyiz. Büyük Atatürk yurtta barış, dünyada barış demiş. Ama şimdi biz Amerika'ya ne isterse veriyoruz bazen. Rahibi istiyor, rahibi veriyoruz. Rusya ne isterse veriyoruz. Böyle olmaz. Karşılıklılık esastır. Yani hani senin çıkarların var, tamam senin için önemli, benim çıkarlarım da bana önemli. Ben bölgedeki gücümü, otoritemi, bölgedeki diğer ülkeler nezdindeki itibarıma halel getirmemeliyim. Mesela Doğu Akdeniz Petrol Platformu'na Türkiye alınmadı. Libya'da biz mesela Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'na evet oyu verdik. Evet oyu verdik. Evet, sonra evet. Dedik ki efendim asker göndereceğiz. Kaç asker gitti onu da bilmiyoruz. Birkaç MİT'ten, emniyetten yetkililer gitti falan filan dendi sonra. Oraya asker değil diplomat gönderin dedik. Libya'da iki kişi Hafter'le Saraj çatışıyor idi. Anlaşma yaptığınız grubu koruyamazsanız anlaşmayı da koruyamazdınız. Evet. Nitekim aslında daha ne olduğu gitti. Da belli değil ki. Orası da zaten anlaşmadan onaylanmadı. Bizi onayladık da ne oldu? Sayın Çeviköz'ün mesela Mavi Vatan'la ilgili ifadeleri çok tartışıldı. Eleştiriyor musunuz, katılıyor musunuz? Yani saldırgan görünürüz. Ha ne bakımdan? Şey demişti, yayılmacı bir algı yaratırsınız. Mavi Vatan'da işte sınırları yükseltirseniz 200 mile kadar uzanan denizle ilgili yani, böyle bir ifadesi olmuştu. Belki meramını yani yanlış anlaşılmış ifade olabilir. Bizim Doğu Akdeniz'deki, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimiz konusunda dişimizi herkese göstermemiz lazım. Yani, bunları devam ettireceksiniz gibi. Ne yapacağız? Geri mi çekileceğiz? Yani Azerbaycan'la şimdi Tayyip Bey gitti diye iki devlet tek millet olmayacak mıyız? Mesela Kıbrıs'ta karşılıklı iki ayrı devlet, iki ayrı egemenlik diyoruz demeyecek miyiz? Diyeceğiz bunları. Karabağ'da yapılan operasyonu desteklediniz mi? Hangisini? Kaçırmış olduğum şey Karabağ'daki var mı? Desteğini Türkiye'nin Azerbaycan'a elbette destekleyeceğiz. Ne destekleyeceksiniz. Yani? Elbette destekleyeceğiz. Peki HDP ile ilgili bir HDP'li milletvekili tutuklandı. Adayı, milletvekili adayı. Bilginiz var değil mi Kocaeli? Bu ara hep sokaktayım ben onu da atlamışım. Kusura bakmayın. Bir aday. Evet. Mevcut milletvekili mevcut değil. Mevcut milletvekili değil. Evet. Kocaeli milletvekili adayı tutuklandı bugün. Önce gözaltına alınmıştı. Daha sonra tutuklandı. PKK KCK. Bazı fotoğraflar çıktı. Terör örgütü PKK'nın kamplarında çekilmiş fotoğraflar çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle. HDP yani, PKK ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biz şunu söylüyoruz. Hüdapar İzbullah ilişkisine de bakmak lazım ama mukayeseyi de doğru bulmam. Mesela Bülent Turan bugün dedi ki bizim ittifakımızda Hüdapar yok dedi. Evet. Şimdi Hüdapar'ı niye bunu artık oturdular konuştular. Listelerinde 3 tane benim bildiğim aklıma ilk gelen bugün not aldım size gelirken yolda. Niye yok diyorsun? Hüdapar Genel Başkanı İstanbul 3. Bölge 4. sıradan evet, AK Parti adayı. Hüdapar Genel Sekreteri Gaziantep 6. sıra AK Parti adayı. Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi Mersin AK Parti 4. sıra adayı. Şimdi. Ve Bülent Turan diyor ki bizim Hüdapar'la bir ilişkimiz yok. İttifak değiliz diyor. Bunu bizim var ittifak değiliz diyor. AK Parti'nin var diyor. Yani ittifak değiliz diyor Bülent Turan. AK Parti. Evet evet. Yani reddediyor. Cumhur İttifakı'nda değil diyor. Biz ya nasıl değil AK Parti? Ha ittifakta AK Parti ile iç içe seçti. Daha fenası. Ya iç içe geçmiş. Öbürkü ayrı ayrı yine. Bunlar iç içe geçmiş. Şimdi ben şunu bilir şunu söyleyeyim. Partimizin bu konuda görüşü çok net. PKK, IŞİD, FETÖ, Hizbullah bunlar Türkiye'nin başına uzun yıllar bela olmuş terör örgütleridir. Bunların hepsiyle hesaplaşılması lazım. Kim terörle ilişki kurmuşsa bunların da afişe edilmesi lazım. Şimdi HDP, PKK ilişkisi var da, var da. AKP, PKK ilişkisi yok mu? Çok var, çok var. AKP, IŞİD ilişkisi yok mu? Çok var. Nasıl yani? Nasıl var? Söyleyeyim. Şimdi yani şöyle var, PKK'yla AK Parti'nin Oslo'da PKK ile masaya oturduğunu Tayyip Erdoğan dedi ki ben gönderdim dedi. Derdi olan bana söylesin dedi. PKK ile masaya oturmuş
bir devleti Tayyip Erdoğan sevk ve idare ederken devlet adına güya, ama Erdoğan'ın oluruyla Oslo'da PKK ile masaya oturuldu mu? Oturuldu. Sınırda bunlar halı serilip karşılandı mı? Karşılandı. Kardeşi TRT'ye çıkarılmadı mı? Çıkarıldı. Daha ileri gidiyorum. Abdullah Öcalan'dan mektup alınıp Diyarbakır'da okunmadı mı? Okundu. Sonra yine Abdullah Öcalan'dan mektup alınıp İstanbul seçimleri için, genel seçimler için neyse, millete, Öcalan'a çağrı yaptırıldı mı? Yaptırıldı. Ve ne hazindir Devlet Bahçeli şunu dedi ya. Öcalan'ın çağrısına niye kulak vermiyorsunuz dedi. Şimdi bunlar milliyetçi. HDP 6 milyon oy almış bir partidir. Her partinin içine terörle ilişkili ya da terörist de sızmış olabilir. Terör sevici ya da terör örgütüyle ilişkili birileri girebilir. İşte diyorum, AK Parti içinde FETÖ'cü yok mu? Var. Hizbullahçıları aldılar şimdi. Var. Biz şuna bakarız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4 tane başkan vekili vardır. Birisi HDP'lidir. Nimetullah Bey. HDP'li meclis başkan vekili ayda bir hafta meclisi yönetir. O yönetirken de MHP ve AK Parti grup başkan vekili ve ben ayağa kalkarız, ceketimizi ilikleriz, elimizi kaldırıp söz isteriz. O söz vermezse konuşamayız. 6 milyon oy almış bir partiye terörist diye itham etmek Türkiye'yi zaten peşinen bölmektir. Soru. HDP'den son dönemlerde yapılan açıklamalar, yani Pervin Buldan'ın açıklamaları, Suriye'de devleti kurduk, Irak'ta kurduk, Türkiye'de, gördünüz mü bunu? Tam bu şekilde görmedim ama benzer açıklamaları var. Benzer açıklamaları var. Ne diyorsunuz o açıklamaya? Suriye'de yani Türkiye... Sadece o açıklama değil tabii. Pervin Buldan'ın bu açıklamalarını benim, yani sınırlarımızda devlet kurmadı ki, yok. Kuzey Irak'ta bölgesel bir Kürt yönetimi var. Dünyanın da tanıdığı, bizim de tanıdığımız bir Kürt yönetimi var zaten. Onun dışında ortaya da kurulmuş bir devlet ben görmüyorum. Ne Suriye'de görüyorum, ne İran'da görüyorum. Kuzey Irak'taki de hem Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıdığı, kırmızı bizim kendisine... Ya bu çok büyük bir isteği mi? Daha mı kursunlar? Hayır. 80 bin kişilik orduları var şu an. Ha, bilmiyoruz işte onu. Amerika'nın her istediğini yapan Erdoğan'a sormak lazım. Yani bu orduyu kim besliyor? Yani var 80 bin kişilik ordu dediğiniz... Amerika. Evet. Biz de ne yapıyoruz? Bazen efeleniyoruz, sonra her dediklerini yapıyoruz. Yani Türkiye'de bu meselenin asıl mesele Suriye'den ziyade Türkiye'de bizim önce, yani sınırlarımızın biz güvenliği, Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde kimin olduğu çok önemli. Oradaki silah gücü, askeri güç çok önemli. Devletin bunlarla oradaki ilgili... Oradaki BD varlığını risk olarak görüyor musunuz? Türkiye'ye yönelik bir her şeyi risk olarak görürüz. Her şeyi yani oradaki PYD varlığı Türkiye'ye yönelik risk midir? Oradaki PYD varlığı Türkiye'ye yönelik risk teşkil eder. Eder çünkü zaman zaman Türkiye yönelik hamleleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani ama oradaki Kürtleri de yok saymayacağız. Kürt yok saymayacağız. Biz şunu diyoruz onun için, Suriye'nin toprak bütünlüğü diyoruz. Toprak bütünlüğü. Suriye'de bir merkezi yönetim var. Suriye merkezi yönetiminin elini zayıflatıp şimdi Fırat'ın, şöyle bakalım, PYD'nin varlığı Türkiye'ye tehdittir. Peki Suriye'nin, Fırat'ın, dur şimdi bu yönleri hep karıştırırım ben. Doğusunda PKK var. Doğusunda, hayır PKK değil. O var da, Türkiye Fırat'ın doğusuna Amerika, batısına Rusya hakim. Evet. Amerika PYD ile, YPG ile, Rusya bazen IŞİD ile, bazen merkezi yönetimle hakim. Türkiye neresinde? Suriye 900 kilometrelik bir sınırın. Fırat bölüyor doğu batı diye. Fırat yürüyor böyle. Şimdi burada Amerika, YPG, PYD vesaire. Burada da Rusya, IŞİD vesaire. Nasıl olacak bu iş? Ve Türkiye bunu 20 yıldır niye göz yumdu? Niye seyretti? 10 yıldır. Niye seyretti? Salih Müslim'i Türkiye'de resmi protokolle ağırlamadı mı Türkiye bu hükümet? Şimdi kimin terörle ilişkisi var? Kimin var? YPG'nin, PYD'nin, onları ben hep şey yapıyorum. Bunların lideriyle oturan, hatta gizli havalimanında arka kapılardan alıp konuşan... Ahmet Davutoğlu'ydu galiba başbakan. Ya kim olur? AK Parti politikası diye bakarım ben. Kişilerin önemi yoktur. Yanlış hatırlıyorsam, bakayım. AK Parti iktidarı diye bakarım. Şimdi buna böyle bakmak lazım. IŞİD'le ilgili bizim her yerde söylüyorum. Sayın Nurşit Güneş bir kampa alınmadı. Kampın adı da dilimin ucunda şimdi.
IŞİD'lerin eğitildiği, bakıldığı, tedavi edildiği bir kampa, Apaydın kampına. Dışişleri Bakanıymış, özür dilerim, evet. Sayın Davutoğlu. Apaydın kampına Hurşit Güneş niye alınmadı milletvekiliyken? Orada IŞİD'lere AKP tedavi ediyordu, eğitip donatıyordu, besliyordu. IŞİD'lere. IŞİD'lere, evet. Bu bize çok maliyet ürettiği için özellikle yani Batı'da ve Türkiye IŞİD'le mücadele ederken çok da şehit verdi. Türkiye şimdi yeni IŞİD'le yani son belki... IŞİD'le, Türkiye'nin IŞİD'le birlikte hareket ettiği iddiası... Böyle bir iddia ediyor değilim ama IŞİD'leri, IŞİD militanlarını bir dönem Türkiye'nin bir dönem Apaydın kampında yani sağlık tedavi hizmeti verdiğini, giyindirdiğini, kuşandığını bilmeyen yok. Aynı şekilde FETÖ noktasını zaten konuşmaya gerek yok. Şimdi Hizbullah'ı da dahil ettiler. Yani mesela şu nasıl olacak? Gaffar Okan, Diyarbakır Emniyet Müdürü iken Hizbullah terör örgütü tarafından alçakça katledildi. Şimdi bir insan vardır Türkler çok sever, bir insan vardır Kürtler çok sever. Türkiye'de hem Türklerin hem Kürtlerin çok sevdiği bir tanecik insan vardı ya. Gaffar Okan vardı. Allah'a emanet olun. Efendim bir sürem ne kadar kaldı uyarsın arkadaşlar. Bayağı geçirmişiz. Reklama gitmedik. Reklama gidelim. Çark dönmez. Öyle mi? Çok az süremiz kalmış. Çok hızlı birkaç soru sorayım. Hızlı yanıt alayım müsaadeniz olsa. Seçim güvenliğiyle ilgili bir endişeniz var mı? Yok. Sağladık onu. Sağladınız onu. Evet. Deprem bölgesindeki seçmenlerle ilgili bir özel çalışmanız olacak. Var. Şöyle ne yaptık onları. Mersin orada pilot bölgedir. Çünkü o deprem bölgesine en yakın il Mersin olduğu için en büyük göçü Mersin'in aldığını biliyoruz. Mersin'deki bütün depremzedelere AK Partili CHP'li ayırmadan ulaştı arkadaşlarımız. Mersin'de oy kullanmak isteyenler için ayrı bir işlem yapıldı. Gidip oy vermeyi düşünenler için de araç, deniz nakil aracı dahil her araç şey. Araç ayarlıyorsunuz. Az önceki konudan devamla yine çok kısa olsun. Kandil'den zaman zaman Millet İttifakı seçimi kazanmalı şeklinde gelen açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz? Kandil'den Millet İttifakı seçim kazanmalı diye gelen açıklama ne biliyorsunuz? AK Parti iktidarı devam etsin açıklamasıdır. Mesela bunlar Cumhuriyet Halk Partisi APO'yu serbest bırakacak diye sahte matbaada yakalandı. Canan Kaftancıoğlu açıkladı. Kandil'den bu tür mesajlar gelebilir. Bunun amacı şudur. AK Parti, yani Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kaybetsin için yapılır bu mesajlar. Böyle bir şey olabilir mi? Kandil'den gelecek destek orada kalsın. Yani Kandil'in vereceği desteğin kime ne faydası olur? Ama Kandil bunu bilinçli yapacak. Yani daha önce Abdullah Öcalan'a mektup yazıp destek istemedim AK Parti. Şimdi bunu tersten yapacak. Hayır, tersten yapacak şimdi. Kandil zarar vermek için yaptı. Evet, bize zarar vermek için bunu kullanma. Bak ne yapmışlar? Batı'da mesela Time dergisi Erdoğan'ı yenecek aday diye bir şey yaptı. Daha önce Batı'da benzer hatta tepki de göstermiştiniz. Bu tür mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Time dergisi, Türkiye'de kaç kişi Time dergisine haberdar olur ben onu bilmem. Türkiye'deki bir dergide Fransa seçimleriyle ilgili haber yapabilir. Bizim bir tek şeye ihtiyaç, milletin desteğine ihtiyaç. Ne Batı'nın, ne Fransa'daki derginin, ne Amerika'daki derginin, ne İngiltere'deki derginin, ne o ülkelerdeki siyasetçilerin, ama hele hele de Kandil'den gelen açıklamaları şiddetle reddederiz, kabul etmeyiz. Ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Şimdi beyefendi çıktı diyor ki Kılıçdaroğlu, Bay Kemal demiş ki APO'yu çıkaracağım diyor. Meral Akşener de APO'yu çıkaracağım diyor. Diyebiliyor artık. Bu kadar nasıl bir kafa, ruh iklimi bilemiyorum. Diyaneti kapatacağımızı söylüyor. HDP'nin seçim beyannamesinde var. HDP'yle ilgili neden söylüyorsunuz? HDP'yi bilmem ben. HDP beni bağlamaz. HDP'nin bakın bizde mesela Hüdapar'ın AK Parti ile bir iç içeliği var. Hüdaparlılar AK Parti listesinden aday. HDP kendisi seçime ayrı giriyor. Bizimle bir organik ilişkisi yok zaten. Ama şimdi Diyanet işlerini kapatacağımız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyanet'i kapatacağını söyledi diyebiliyor Erdoğan. Bak bir şey daha söylüyor. Fuat Oktay, erkek evladınızın bir başka erkekle evlendiğini düşünün. Bunu Sivas kabul eder mi diyor. Sığındıkları noktayı söylüyor. Bekir Bozdağ diyor ki 14 Mayıs'ta akşamı ya şampanya patlatıp kutlayacak birileri ya da birileri şükür namazı kılarak kutlayacak diyor. Yetmedi. Numan Kurtulmuş da diyor ki Sultan Gazi'de hiçbir arkadaşımız vazifesinden vazgeçmeyecek yani sandıklardan diyor. Tabiri caizse hiç kimse Uhud Dağı'nı terk etmeyecek. Uhud Dağı'ndaki o elinde mızraklı askerleri tarif ediyor. Ne yapmak istiyor bunlar? İki şey yapmak istiyor. Bir, Orta Doğu kafasıyla politika yapıp kendilerinin dışındaki herkesi terörist ve dinsiz olarak yaftalamak istiyorlar. İkincisi,
sığınacakları başka bir şey kalmamış. Türkiye'de birçok iktidar seçim kaybetti. Birçok iktidar el değiştirdi. Birçok parti seçim kaybetti. Ama hiçbiri de rakiplerine böyle iftira atarak seçim kaybetmedi. Ellerinde bir şey yok. Bu iftiralarla Allah ile aldatarak o posta oturamaz Tayyip Erdoğan. Şimdi yaptığı o. Diyanet İşleri 1924'te kuruldu. Atatürk kurdu. Ve Diyanet İşleri şimdiye kadar hiç siyasetin içinde olmamıştı. Her iktidarda. Hiçbir iktidarda Diyanet siyasetle meşgul değildi. Maalesef başkanını da tanırım. Arada da görüşürüz. Ama şimdi Diyanet'in siyasetle meşgul olması bizi gerçekten üzen bir tablo. Muharrem İnce ile tamamen koptunuz mu? Yok arkadaşımız. Niye kopalım? Hayır. Yani siyaseten soruyorum. Yani hayır bir yerde karşılaşsak tokalaşırız. Siyaseten destek alma noktasında soruyorum. Yani o şimdi bir iddia sürdürüyor. Biz ona şunu diyemeyiz. Sen çekil kardeşim. Olmaz. Ama ben onun yerine Muharrem Bey'in... Yani ikinci tura kalırsa birbirinizi destekleyebilecek hukukunuz var mı? Hiç şüphesiz. Yani ben Sayın İnce'nin ikinci turda gidip de Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğin diyeceğine ihtimal vermem. Bak bazı şeyler hani hiçbir şey kesin değildir ama bu böyle bir şey olamaz. Yani burada asıl mesele şu, gençlerin ayrışmaması lazım. Gençler özgürlük istiyorsa, yargı bağımsızlığı istiyorsa, iyi bir gelecek istiyorsa, umutlu olmak istiyorlarsa peki. Gençlerin ayrışmaması lazım. Çok az vaktimiz kalmış, bir dakika içerisinde. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi videosunun sebebi nedir ve tepkiler ne çok oldu? Çok güzel. Türkiye'de belki de dünyada en çok izlenen video. Keşke bunu daha önce yapaydı bence. Keşke ama her şeyin bir zamanı var. Neden, tabii. Ne düşünülerek yapıldı ve nasıl tepki alıyordu? Nasıl tepki almayı bekliyordunuz? Yok, biz böyle bir tepki bekliyorduk. Yani ben Alevi-Sünni ayrışmasının artık Türkiye'de bir şehir efsanesine dönüştüğünü, böyle bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı doğru söylüyor. Mesela diyor, benim Alevilik diye bir dinim yok, Şiilik diye bir dinim yok, Sünnilik diye bir dinim yok, benim dinim İslam diyor. Yani bak bunu söylemesi bile hakikaten çok çirkince, hepimizin dini İslam beyefendi. Ama Sünni mezhebi diye bir şey var, Alevilik diye de bir şey var. Bir mezhep deyin, bazıları mezhep kabul eder, bazıları etmez. Başka mezhepler de var. Türkiye'de 4 tane bilinen, hani bir de Aleviliği sayıyoruz biz, 5 tane mezhep var. Ama bunların hepsi aynı Allah'a, aynı peygambere inanıyor. Benim böyle dinim yok da benim bir İslam. Yani bu buradan alttan diyor ki yani ben Müslümanım, Kılıçdaroğlu Müslüman değil demeye getiriyor ama bak bu var ya, bunu millet affetmez ama asıl bu tür söylemleri Allah affetmez. Denizli'deki Pamukkale ilçemizde ilçe başkanımız sandık kurulu üyelerini 5'i 5 geçe ilçe seçim kuruluna götürmüş. İlçe seçim kurulu da haklı olarak almamış. Neden öyle götürmüş? Yani ihmal, artık ne diyelim, ne oldu bilmiyorum. Hemen istifası istendi. İlçe başkanı istifa ettirildi. Yani istifası alındı. Orayı müşahitlerle halledeceğiz. Orada bir sorun yok. Hiç anda endişeye gerek yok. Tayyip Bey'in iş seçimi kazası olmaz sözü vardı. Onu atladık. Yani bu dini referanslar Tayyip Bey'e oy kaybettiriyor. Farkında değil. Bu referanslarla yani Erdoğan kusurlarını ve ayıplarını örtmesi mümkün değil. Hangi kusurlarını ve ayıplarını? Bir, Türkiye'yi PKK, PYD, FETÖ, Hizbullah, IŞİD gibi terör örgütlerinin cirit sahasına getiren ve hedefi yapan Erdoğan'dır. Türkiye'yi bu terör örgütlerinden temizleyecek olan da Bay Kemal'dir. Ve Erdoğan'ın bu terör örgütlerine PKK'sı, PYD'si, FETÖ'sü, Hizbullah'ı, IŞİD'i bir de enflasyon gibi, mülteci gibi, uyuşturucu gibi aslında terör sayılabilecek sıkıntıları da gördüğümüzde Türkiye artık yaşanılır bir ülke olmaktan çıktı. Onun için biz şöyle bir şey söylüyoruz, böyle de bitirebiliriz. Türkiye'de 15 Mayıs'ta ne olacak derseniz, bir, 23 Nisan'da hem milli bayramı hem dini bayramı aynı gün kutladık. Dini bayram, Ramazan bayramımızın 3. günüydü. Büyük bir huşu içinde, milli bir coşku içinde kutladık. Evet. O gün bir şey söyledik. 15 Temmuz'da Demokrasi ve Özgürlük Bayramı olacak. Çocuklar mutlu, gençler 15 umutlu. Mayıs. 15 Mayıs günü Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Bayramı'dır. Çocukları mutlu, gençleri umutlu, kadınları güçlü, emeklileri huzurlu bir Türkiye'ye herkes hazır olsun. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun efendim. Kolaylıklar. Biz noktalayacağız. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.